Arkadaşlar, Kanatlar Alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Şimdi biz neredeyiz? Bugün gerçekten çok farklı bir kanatlı üretim yerine geldik. Kardeşim, şimdi şöyle bir sizleri tanıştırayım. Evet, şimdi ismin nedir dostum? Ben Ahmet Özkan. 2004'ten beri malinova yapıyorum. Ne yapıyorsun ya, hocam? Malinova. Bunların cismi malinova. Şimdi malinova. Ben onu söyleyeyim. Ben hiçbir şey bilmiyorum abi, evet, bu konuda. Biz de şeye gitmiştik, Erbaa'da. Osman kardeşimizin, evet, güvercinleri vardı, şebapları. Oradan tanıştık, seni tavsiye etti. Oradan geldik, seni de bulduk. Evet. Yani bu zamana kadar birçok kanatlı çektim ama yani bunlar da çok ayrı. Bunlarla ilgili bize en azından evinde kanarya beslemek isteyenler. Ya en azından benim yerim yok, işte bahçem yok ama evde de bir tane böyle kanatlı istiyorum diyen kişilere ne tavsiye ederiz? Bunların cinsleri nedir? Bunlarla ilgili kardeşim bize bilgi verirsen çok memnun olurum. Bunlar... Nereden başlayalım? Sonra da şu kupaları da bir, onların da bir geçmişini bize söyle yani. Nedir ne değildir. Bu, bunlar evet, ötüş dalında giriyor. Malinova cinsi diye. Bunlar şimdi üretim zamanı. Şu anda kuluçkada yatıyor bu. Evet. Erkeklerini biz alıyoruz. Üçüncü yumurta yapınca erkeklerini alıyoruz biz. Dişileri tek baktırıyorum bunlara. Erkek yanında olursa sıkıntı mı oluyor? Ya biz erkekler bir erkeği 4-5 dişiye gezdiriyoruz. Yanında olursa bazı dişiler kıskanıyor. Kıskandığı zaman yumurtadan hiç kalkmıyor. Veyahut da yumurtaları kıranlar oluyor. Bizde de şöyle bir şey var. Bir tane erkeği 3-4 dişiye gezdiriyoruz biz bunları. Bir erkeği 3-4 tane, evet, dişiye gezdiriyorsunuz. Hatta geçen sene 9 dişiye gezdirdiğim oldu. Anladım. Ya gezdirmek demek çiftleştirme anlamına geliyor, evet, değil mi? Evet. Şimdi bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi şurada yumurta gördüm ama orada 5 tane falan yumurta vardı galiba. Var var 5. Mesela yani bunlar kaç yumurta? 2 yumurta yapmaz mı? Yok. Kanaryalar 4 ile 6, 7 ama ortalama 4 ile 5 yumurta arası yapıyor. Malinovaların kafasında böyle bir hepsinde... Yok, leke olan var, leke olmayan leke var. Leke olan var, ha, olmayan, evet, var değil mi? Evet. Bak hepsi, hepsi maşallah. Biz bunlara şöyle bir şey yapıyoruz. Mesela yumurtada bak şöyle bir şey var. Yalancı yumurtamız var böyle mesela. Şöyle yalancı yumurta var. Mesela böyle biz yumurtaları topluyoruz Tamam. Aynı gün çıksın diye. Mesela bu şimdi iki tane yumurta bırakırım. Dördüncü yumurta yaptıktan sonra aynı gün bastırırım. Bastırdıktan 13 gün sonra çıkar yavrular. Bu da bizim diğer kanatlar. Ben de onu yapıyorum. Mesela kazda ben de öyle yapıyorum. İşte topluyorum yumurtaları. Çünkü bazıları diyor ki kuluçka süresinden 2 gün önce çıktı deniyor mesela bir kanatlı için. Evet. Abi sürekli yuvada yumurta kalırsa hemen zaten içeride kanlanma oluyor. Ya aynı gün çıksın diye. Aynen, aralarında aynen, fark oluyor. Mantıklı. Ben topluyorum bunları. Evet. Bunlar da mesela damızlığa attığım erkekler. Mesela şu, bunlar erkekler. Yarışma kafesleri bunlar. Yarışmaya gidiğimiz kafesler bunlar. Tek cins mi bakıyorsun? Sadece evet, bunlar sadece mı var? Evet, sadece malinova. Zaten bunların yanında başka cins kanarya olmuyor. Olmuyor mu? Bunlar çünkü alıcı kuşlar olduğu için başka kuşların namelerini hemen alırlar. Ha, şimdi oraya bir bize bir, evet, söyle. Yani name dedi. Yani ben mesela sen İngilizce konuşuyorsun. Sen benim yanıma geldin, ben Türkçe konuşuyorum, ona da ben de başlıyorum İngilizce konuşmaya, doğru mu? Aynen, bunlar alıcı kuş olduğu için efsane başka, bir durum ya, vallahi kuşlar, efsane. Başka kuşlarla şey yapmıyoruz biz. Koymuyoruz, sadece malinova oluyorlar bunlar. Evet, çok mesela güzel. Mesela bakın, 3 yumurtası var bunun. Heh, bunları dışarı mı aldın sen? Yumurta yok, evet. Kafesin dibine koyuyorum ki karışmasın, bunun yumurtası olduğu anlaşılsın diye. Vay be, harika kardeşim. Bak mesela altında yalancı yumurta var. Yalancı yumurtası da orada. Evet. Mesela yarın basacağım. Hatta şöyle yapıyoruz. Tarihini yazıyorum mesela buraya. Mesela şurada tarih yazar. Bak 1. ayın 28'ine yatırmışım. Evet, 13 gün sonra. 13 gün sonra çıkıyorlar yokuşlar. 13 gün sonra çıkacaklar. Şöyle bakıyorum. Maşallah babacan, yani burası gerçekten küçük bir fabrika ya. Yani baktığımız zaman şöyle. Vay be. İnanılacak gibi. Bunların şeyi nedir? Şimdi şu kupaları bir sorayım. Bu kupalar nedir abi? Nereden bunlar ötüş, geldi? Ötüş dalında aldığımız kupalar. 2009'dan beri evet, girdiğimiz yarışmada aldığımız kupalar. Şunlar var, orada var, şu karşıda şeyler var. Şunlar var, madalyalarımız var. Biz bayağı bir bu işi yani öğrenmişsiniz, evet, ve üzerine düşüyorsunuz yani. Yapıyoruz kendi çapımızda bir vallahi şeyler. Yok, güzel çap. Yani ama Türkiye, o çapımız güzel Türkiye, yani. Evet, Türkiye genelinde derecelerimiz var. Türkiye şampiyonluklarımız var.
Harika. Şimdi bunların o zaman şey söyleyeceğim. Mesela bakım noktasında soğuktan, sıcaktan kaç, ne kadar sıcakta olması lazım bu kuşların? Mesela bak burası şu anda kaç derece? Şurada bakabiliriz. Şu anda kaç? 17 derece. Evet, şunu da kaydı da alalım mı? Hep bu dursun. Şimdi bak. 17 derece bak mesela. Nem oranı %65. Evet. Vay be. Bu şekilde olması lazım. Şeyde sıcaklık mesela 10 derece, 12 derece olduğu zaman yumurtalardan çıkmayabiliyor şeyler. Yani yumurta soğuk olduğu için yumurtadan çıkmayabiliyor kuşlar. Verimli olmuyor, ısıtamıyor. Bir yılda bu cins kuş ne kadar yumurtaya yatar? Kaç defa? Belli dönemleri var mıdır bunların? Var. Mesela şimdi biz bunları Şubat ayı gibi atarız. Haziran ayına kadar eşe atarız. Onlar da şöyle bir şey oluyor. Bir dişi 4 sefer 5 sefer yumurtlar yani. 4 sefer 5 sefer. Yumurta tabii. O da ortalama 4-5 yumurta yapar. Evet. Bunların şuradaki kuşumuz farklı. Biz bunu bakıcı olarak kullanıyoruz. Bakıcı. Yavrulara mı bakıyor? Tabii bakıcı olarak. Ben şimdi onları alıp yumurtaların altına sürüyorum. Onun altına sürüyorum. Bakıcı kuş olduğu için bakıcı olarak kullanıyorum. Evet, süper. Sen bir de ikilin de var. İkilini de gösterelim senin ya. Merhaba. Merhaba. Vallahi ben ya sanki aynaya bakıyorum karşılıklı. Beraber yapıyoruz. Aynen. Birlikte yapıyorsunuz. Şimdi şeyi söyleyeceğim. Bunların fiyatları nedir abi? Bir de bunu öğrenelim. Şimdi. Ya ben şimdi şöyle bir şey var. Damızlık fiyatları üreticinin derecesine göre fiyatları değişir. Adam yarışmalara gidip derece yaparsa ya takım 750 liradan başlar yani fiyatları. 750? Tabii 750 bunlar. Liradan. Tabii. Çifti mi teki mi? Çifti. Çifti 750. Ha, bizim hoca kuşlarımız var. Evet. 2000 liradan başlar 4000 liraya kadar gider. Mesela diğer odada şimdi. Ha, hoca kuşu. O zaman şunlara da bir bakalım öyle bir hoca. Hocamızın yanına ayrıyetten gidelim. Tamam, ama burada başka ırk yok. Deminki dediğin ismi yine aklımdan gitti. Malinois. Malinois'ı unutmayacağız. Belçika kuşu. Evet. Batı Silagar diye geçiyor. Ha, bunların yemi de bellidir. Tabii. Ya lahana koymuşsun. Lahana bunlar da gaz yapmaz mı ya? Yok, bunlarda mesela yumurtacak kuşlarda bütün vitaminler vardır lahanada. Ha, mesela yumurtacak için buna lahana veririm ben. Çıkan yavrular da veririm. Bu mükemmel bir bilgi hocam. Yani bütün vitaminler var bu lahanada. Lahana, bu normal bildiğimiz lahana. Bildiğimiz, evet. Arkadaşlar bak bunu normal kanatlarda da kullanırız. Kullanırsın tabii. Abi bunu bak burada bence en önemli bilgilerden bir tanesi bu. Evet. Yumurta döneminden önce biz kanatlara lahana vereceğiz. Evet. Ben de bunu senden duydum ilk defa. Vallahi süper oldu kardeşim. Şimdi bunların hepsi anaçlar değil mi böyle? Tabii. Anaç dişiler bak hepsi yatıyor. Erkekleri bak orada hazırda bekliyor. Bunlar şimdi yatırdıktan sonra çektim bak. Orada erkekler hepsi orada duruyor. Hepsi erkekler yani arkadaşlar. Bir araya gelecekleri günü sabırsızlıkla bekliyorlar o zaman. He? Mesela bunu yatırdım burada bekliyorum. Kaç gün birlikte kalıyorlar? Ya ben sana yuvayı örme, biz erkekleri yuvayı ördükten sonra atarız şeyleri. Mesela mesela bu yuvayı çevirmeye başlamış mesela bak. Evet. Bu çevirdikten sonra ben hazırım diyor. O yüzden biz de erkeğe atıyoruz. Süper. Bundan zaten 4-5 gün sonra yumurtlamaya başlar zaten. Abi harika bak şunları da öğrenmek güzel oldu. Bu da aynı kazlarda göğüs tüyünü yiyorlar, yuvayı sarar falan evet. Yatma döneminden önce. Ya bak ne diyorum her şey birbirine ne kadar olsa da paralel ölçüde. Yani zaten şu erkekleri ve bu dişileri derece yapmış kuşların ve damızlıkları iyi olan şeyleri sapladığımız için kendimize bunları atıyoruz. Mesela hep böyle kardeşleri, amcası, dayısı derece yapmış kuşların erkeklerini ayırıyoruz, dişilerini ayırıyoruz. Şimdi mesela, buraya geldik. Burası nedir abi? Burası yavrular çıktıktan sonra şu bölüme burası ne denir? Kanatlanıp büyüsünler diye koyuyoruz. Mesela kuşlar 22-23 günlük olunca buraya atıyoruz. Buraya attıktan sonra bir kanatlanıyor sonra büyük salma atıyoruz bundan sonra. Maşallah ama bir şey söyleyeyim bunlar yavru değil mi? Yok bunlar değil anaç. Anaç mı ama çok güzelmiş ya. Şunlar, ya bu teller olduğu için tellerden arkadaşlar tam net göremeyebilirsin ama kafes tellerinden. Gerçekten çok böyle şirin hayvanlar. Onu söyleyeyim. Bu lahanayı not alalım. Lahana önemli. Şimdi sessizce bir bu şeyi mi dinleyeceğiz? Şimdi bunun içinde hoca kuşumuz var. Onu evet şimdi ses yapmayacağız. Bunu şöyle yapacağız. Çıkan yavruları 30 günlük falan olduktan sonra burnun içine salıyoruz kuşları. Şöyle bakın arkadaşlar kapalı içeride ne var? Aslan hoca kuş aslan var. Falan çıkmadı lan içeride. Hoca kuş var içinde. He? Şu perde yap şu şekilde yapıyorum. Evet. Perde yapıyorum ki bunu. Şimdi hoca kuş burada hocam. Hocam sen bunu şimdi böyle bu hoca dedin evet, değil mi? Hoca kuş bu evet. Arkadaşlar hoca. Ya bu yavrulara ders verecek. Vay be. Bu şimdi kapattığımız zaten öpmeye başladı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu hoca kuş
Sen mi seçiyorsun bunu yoksa? Tabii iyi ötümlü kuşumuzu seçiyoruz ki yavrular da o şekilde bize verimli versin, verimli ötümler versin diye bir bu seçiyorum. Anlayacağımız tabirle öğretmen değil mi? Tabii. Biz de iyi ötümlü kuşları seçiyoruz zaten. Vay be, inanılmaz. Mesela şunu da şunu çekiyoruz böyle. Kapatıyor arkadaşlar. Bunun içine aşağı yukarı 20-30 tane falan şey atacağız. Yeni çıkan yavru atacaksınız. Ondan sonra arkadaşlar, şimdi bunu da sağlamamız var ama şimdi yavrular çıkmaz için buradaki hocalar dağıtmadık. Burada şu anda hocalar. Ha bakın arkadaşlar şimdi, öğretmenlere ayrı yani. Evet. Burada bak bunlar yarışma kafeslerimiz bizim bakın. Yarışmaya bunlarla gidiyorlar. Yarışmaya da bunlarla gidiyorlar arkadaşlar. Şu. Yarışmaya da bunlarla gidiyorlar. Bunlar arkadaşlar öğretmenler. Birazdan inleriz, öptürürüz onları. Vallahi evet süper. Mesela şimdi şu kuşları biz salmanın içine salıyoruz. Evet. Orada mesela 3 mesela bu salmaya ben 3 tane hoca salıyorum şimdi bunları. Çıkan evet. Yavruları hem oraya salacağım hem buraya. Şu alana. Burası loş ortam olacak. Şimdi ışık yanıyor ama burası loş olacak. Loş olacak. Loşta hocalar daha iyi ütüm yapıyor. Bir de kuşlar sağa sola fazla oynamıyor. Nami'yi daha iyi alıyor. Gerçekten valla çok değişik ya. İnanılacak gibi değil. Harika. Baba elinize bir sağlık. Yani gerçekten. Yani şimdi bilmediğim... götürü dinle. Şimdi araya götürü dinleriz şimdi. Evet. Bunları. Bilmediğim şeyleri öğreniyorum. Yani. Evet bunları çıkartalım. Öttürelim mesela şimdi. Valla hadi bakalım nasıl ötecekler. Biz de hep birlikte. Arkadaşlar görelim. Ses yapmayacağım değil mi? Evet. Yok şimdi şurada sen oturabilirsin. Ha, arkadaşlar şuraya oturuyorum. Evet. Abi oturdum abi. Normalde bu yarışma kafesi standartı var tamam mı? Normalde burada öttürtülüyor da öyle mi yapalım onu? Normal yarışma standartı şeklinde. Abi standart şeklinde öttür de bir görelim abi. Normalde burada biraz öterler ama. Ne kadar öterse kârdır ya. Evet. En azından. Ortaya şey... Arkadaşlar bizim için yarışma standını kuruyor kardeşim. Yani yarışmada nasıl olursa o şekilde bizim için. Şimdi şuraya hocam 5'i 1'i nasıl ölçecek? Bunların 5'i 1'den. Şu arayı nasıl, tahtayı nasıl koyarız yani? Şu aradaki şeyin arkasındaki kapağını çıkarsana. İnan şimdi Burada ışık yanmıyor, burada da yandı. Canlı canlı arkadaşlar, bu şeyde yaşıyoruz, heyecan. Yarışma girdikleri zaman 20 dakika süreleri var bunların. Puan kartları var bunların. Ona göre değerlendiriyor. 20 dakika içinde ne öptülerse namele var. Mesela Türkiye'de hakemlerimiz var. Yabancı ülkeden gelen hakemlerimiz var. Evet. Bizim federasyonumuz var. Federasyonumuz biz hakem diyor ki şu tarihte yarışma oluyor diye biz de ona göre yarışmalara gidiyoruz. Hakemler geliyor ona göre puanlamalarını yapıyorlar. Bir an uyuyacaktım ya. Öyle oluyor. Vallahi uyuyacaktım ya. Abi bunu sadece böyle bir ses çekimini çeksen böyle gece yatmadan önce açsan. Vallahi böyle. Buna yeter olursa. Meditasyon gibi ya. Vallahi burada bir ara izleyen olursa sürekli bize ne oluyor falan demiştir. Daldı gitti falan. Arkadaşlar resmen esniyorum yani şu anda. Vallahi. Huzura kavuştum. Şey anladım. Bir şey söyleyeyim mi babacığım? Ben orada bir yatak var mı ya? Baba teşekkürler. En azından gördük, dinledik. Ya teşekkür ederiz. Kapılarını bize açtın.
Ne demek? 10 numara hocaları gördük. İşte ismini ben videodan yazarım zaten bu kuşun. Yani ya senin... Mesela şimdi bunların puan kartları var mesela bu kuşların. O puan kartlarını da gösteririz mesela. İç tarafta. Bunların kalleler var böyle, bilezik numaraları var. Hepsinin bilezik numaraları var. Evet. Tamam babacanım. Buradan bir de şuraya son kez bakalım. Şu alana gerçekten şöyle. Bu her taraf. Bir daha bunun ismini söyle. Malinua. Bunu herkes bilir değil mi bu işe meraklı olanlar? Tabii tabii. Değil mi? Biz yani şeyimiz olmadığı için ilgi alanımızda yoktu ama gerçekten bir yatak odasına koysam böyle öter değil mi bu hocam? Tabii tabii. Abi hiç başka bir şeye gerek yok. Acayip uyursun ya. Yani bu acayip bir şey arkadaşlar, biz görmüş olduğunuz gibi. Bu senin takacağın bilezikler şunlar. Ha, bilezikler de bunlar değil mi? Federasyondan gelen bilezikler bunlar. Gördüm hocam. Şöyle yaklaştığım numaraları da var hepsinin. Görmüş olduğunuz gibi dostlar, hepsinin federasyona kayıtlı dereceleri, şampiyonlukları. Mesela dünyada 10 kulop diye bir geçiyor. Tamam, 10 kulop dünyada 3-4 tane kuş var. Ha, bir tanesi de bizdeydi. Şu kuş bana, şu puan kartı bana. Ha, bu onun bu, puan kartı. Tabii Belçika, Belçikalı. Janssen's kuşu diye geçer. Janssen'in evet, kendi kuşu. Çok değerli bir kuştu. Bu da işte geçen sene öldü. Evet. Çocukları burada mı? Çocukları var, çocukları var. Çocukları varsa güzel. Evet. Hobi olarak yani. Ha, yok yani şey olarak söyledim. Bu kadar, aynen öyle. Zevkine. Ama yine de onu da öğrenmekte fayda var. Ticaret için yapanlar kaybeder. Niye? Çünkü para hırsı sardığı için kendisini. Evet. Bu sefer para hırsından dolayı başarı elde edemiyor. Elde edemez değil mi? Tabii. İlk önce sevmek tabii, lazım. Tabii para için arkadaşını satan insanlar var. Değil mi? İlk önce sevmek lazım tabii, hocam tabii, kanatlı. Ahmet'im teşekkür ederim. Ben kardeşim teşekkür ederim. İkiz doğru, kardeşlerimiz buradalar. Bizlere kapılarını açtılar sağ olsunlar. Böyle geldik, gördük Kanaryaları da. Her zaman bekleriz. Baba eyvallah, tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bundan sonraki süreçte görüşeceğiz inşallah her zaman. İnşallah. Arkadaşlar biz de Kanatlar Alemi Samsun kanalı olarak biraz kanatlı ama böyle küçük ama böyle tatlı, şirin kanatlarımızı arkadaşlar sizlerle paylaşmak istedim. Bu da ayrı bir hobicilik, onu belirteyim. Kardeşlerimiz de bu işi gerçekten alınların teliyle, hakkıyla yapıyorlar. Allah yollarını açık etsin. Abi telefonunu da soru sormak isteyenler olursa açıklama bölümüne bırakayım mı? Tamam bırakın. Tamam bırakırız kardeşimiz de. Herkes Allah'a emanet olsun. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar.